Bana masal anlatma dediğiniz oldu mu hiçbirisine? Hani bunu hep olumsuz kullanırız aslında. Evet, bana masal anlatma. Ama iletişimin en önemli kodu bana masal anlat. Hikaye anlatımı. Şu aralar en popüler tanımıyla storytelling. Belki dikkatinizi çekiyordur sağdan soldan gelen maillerle de. Storytelling. Bunun eğitimleri veriliyor. İşte gelin size storytelling yapalım. Şimdi iyi hoş da bu storytelling nedir acaba? Hikaye yazmak aslında. Hikaye yazmak şampuandan ayakkabıya, efendim işte bir ev satın almaktan bir siyasi fikre kadar uzanabilecek aslında iletişimin arkasındaki en önemli güç. Ben hiç küçümsemiyorum ve çok da önemsiyorum tam tersine. Rekabette güç yaratıyor, etki yaratıyor, satın almayı aslında tetikliyor. Peki ama bu hikaye nedir? Hikaye aslında bakarsanız bir sistem dahilinde ne fikir vermek istiyorsak, ki bu fikir aslına bakarsanız bir ürünün satın alması olabilir ya da bir fikrin satın alması olabilir. Elle tutulup gözle görülebilecek olan konulara daha yatkın olduğumuzu düşünecek olursak eğer, ona yaklaştıracak, bizi oradaymış gibi hissettirecek hikayeler, kendimizdenmiş gibi hissettirebilecek olan hikayeler, bir ürünü bana faydası olacakmış, arkadaşıma olmuş, bana da olacakmış gibi hissettirebilecek, bir başkasına anlatabilecekmişim gibi hissettirebilecek, orada o anlatılanda kendimi bulacakmışım gibi hissettiren hikayeler. İşte bu hikayeleri aslında iletişimciler olarak biz çok kullanıyoruz gerçekten. Ama bunun beni rahatsız eden kısmı açıkçası çok magazinel bir anlam yüklenmesi, sanki çok sıradanmış gibi kullanılması ve hemen herkesin ille de bir storyteller olması gerekiyormuş gibi. Tabii ki kullandığımız bir yöntem. Peki ne yapıyoruz biz burada? Aslına bakarsanız en sıkıcı iletişim araçlarından bir tanesi olan faaliyet raporlarında dahi storytelling ya da hikaye anlatımını kullanıyoruz. Ne anlatıyoruz, ne yaparız? Sıklıkla tekrar ederiz. En çarpıcı olan kısmı öne getiririz. Yaşanabilecek olan kısımları anlatmaya çalışırız. Sanki koku alacakmış gibi ona kokunun tarifini yaparız. Tadını duyumsayabilecekmiş gibi o tadı anlatırız. Neden bunu yaparız? Çünkü orada almasını istediğimiz bir konu, bir olay, bir ürün vardır. Ve veya kendisini o işin içerisinde anlamasını, hissetmesini isteriz. Bunun ortamını hazırlarız. Fakat bu çok kolay olmuyor. Yani aslında hikaye anlatabilmek için hikayeyi iyi anlamak lazım. Anlatabilen kişi için. Ondan sonra da bunu çok güzel ifade edebilmek lazım. 3-5 tane kelime hazinesiyle bu iş olmuyor. Hep şundan yakınıyorum aslında. Biz okumayan bir toplumuz. Peki okumayan bir toplumun hikaye anlatabilmesi mümkün mü? Okumayacaksın ama hikaye anlatımı kurslarına katılacaksın. Şimdi böyle bir şeye inandırıcı olması mümkün değil. İşte benim itiraz noktam da bu. Hikaye anlatımı çok okuyan insan güzel hikaye anlatır. Çok okuyan insan çok güzel yazar. Bir dil bilen ama bir dili iyi bilen bir ikinci dili de çok rahatlıkla konuşabilir. Kolay öğrenir. Neden? Çünkü bu aslında kafamız bu şekilde çalışır. Matematiğimiz bu şekilde çalışır. Bir kelime haznemiz, zengin bir lügatımız vardır. Hikaye başka türlü nasıl anlatılır? İşte o zaman aynen size sorduğum şey gibi. Hani dedim ya, bana masal anlatma. Evet. İşte zaten atalarımız da bana masal anlatma dediklerinde olaya böyle olumsuz bir nokta koymalarının sebebi bu. Bana masal anlatma. İçinde bilgi olmayan bir masala benim ihtiyacım yok ki. Hikaye bilgiyle olan bir şey. İşte ben de bugün burada size bu soruyla veda etmek ya da bu aslında bilgi kelimesi ya da konseptiyle veda etmek istiyorum. Bilgisiz hikaye olmuyor, olmuyor, olmuyor. Evet, daha güzel hikayelere ama daha iyi içerikle. Hoşçakalın.